Selamun aleyküm. Değerli Rehber TV dinleyicileri, bir kitap tahlili programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta her hafta olduğu gibi konuğumuz yine araştırmacı yazar Faruk Telci hocam. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bu haftaki konumuz gene geçen haftaki kitabın devamı. Herhalde kitabın kalınlığından kaynaklı mıdır hocam? Bir haftada bu ikinci bölümünü herhalde tekrar edeceğiz. Mesela kitap devam bir görünüyor edeceğiz. Ama iki ya da üç kitaptır. O şekil olsaydı belki de neşri daha iyi olurdu. Birinden bağımsız konular var. Evet. Biz de öyle artık düşündük. Bu haftaki konumuz God, ciğer ve İslam dünyasına yansımaları üzerinden herhalde programa başlıyoruz hocam. İnşallah hocam. Ve hocam tahlillerinizi bekliyoruz. Kitabı size emanet ediyoruz. İnşallah devamını sizden bekliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğimiz gibi yani kitap tek kitap ama aslında birkaç kitap. Yani çünkü daha önce de başka programlarda da beyan ettik. Merhum Sıbahi normalde bir doktora tezini neşrediyor. Bu karşılaştığı bazı şeylerden dolayı bazı konuları da ekleme gereği hissediyor. Bu açıdan önemliydi yani. Ve eklemeler yapıyor. İşte kendi yaşadığı coğrafyada, İslam dünyasında, Mısır'da ki Ezher var, İslam dünyasının ilmi temelleri olan kadim okulu. Orada müsteşriden etkilenme vardır. Bu etkilenme sebebiyle değişik fikirler cereyan ediyor. Kendisi de hadis ve sünnet eksenli savunma babından bazı şeyler söyleyecektir. Müsteşrikler dedik, onların İslam'a saldırısının bazı nedenleri vardır, bazı sebepleri vardır. Orta çağda bir üstünlük yok onlarda, üstünlük Müslümanlarda. Kendileri hafif bir ilerleme kaydedince, ilmi anlamda, teknolojik anlamda da ilerleme olunca bu onlara bir cesaret getirdi. Kendi işlerindeki o kabuğu kırdılar ve bu sefer doğuya da yöneldiler, İslam dünyasına da yöneldiler. Çoğu iyi niyetli değildi, öyle söyleyelim. İyi niyetli olmayan çalışmalara başladılar. Evet. İşte bu müsteşriklerin piri Golzier'dir. Evet. İslam dünyasında etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de de etkileri vardır. Mustafa merhum Sıbahi Ali Hasan Abdülkadir'den naklen şöyle diyor. Ya da başka bir kişi, Ahmet Emin'e de söylenmiş olabilir onunla ilgili. Yani Ahmet Emin ya Ebu Reyye demiş, kendisi de bu aktarımda bulunuyor. Şöyle bir söz söylenmiş, müsteşriklerden aldığınızı onlara nispet etmeyin. Yani Ahmet Emin, Ali Ebu Reyye ya da Ali Hasan Abdülkadir'e diyor. Yani alıntının kaynağını belirtmemek gerekiyor. Belirtmeyin. Evet. Çünkü diyor Ezher hür düşünceye açık değil. Evet. Siz kendi görüşleriniz gibi sunun. Genelde de Gozier'den alıyorlar. Gozier'in de niyeti İslam'ı yıkmaktır. Tabii şöyle düşünebiliriz. Acaba onun söylediklerinde hiçbir doğruluk payı yok mu? Olabilir mi? Olabilir. Evet. Konuşmamızın başında şöyle bir giriş yapalım. Bu ulema, Ahmet Emin alim bir insan, Sıbahi dahi kendisini eleştirirken Ebu Reyye var. Geçen haftaki o geçen sohbette de değinmiştik. Ona aldığı tavır onu almıyor. Ahmet Emin alim kişiliği de var. Biraz daha seviyeli bir eleştiri yapıyor. Evet. Ve diyor ki şunu biz söyleyelim onlarla ilgili. Bunlar genelde bizim modernist belki de diyebileceğimiz Müslümanlar eski ulemayı eleştirirken, hadis alimlerini eleştirirken şöyle diyorlar. Onlar Yahudilerden aldılar. Kabul Ahbar var, Vehbin Münebbih var. Hatta daha geriye gidip Allah Resulü Aleyhisselam zamanında Abdullah bin Selam'ı da örnek verirler. Yani ondan da bazı alıntılar gelmiş olabilir. Direkt bir şey örnek veremiyorlar. Yok bir örnek. Diyelim ki öyledir. Varsayalım öyledir. Peki, yani muhterem deriz. Siz eski ulemayı böyle eleştiriyorsunuz. Siz şu an hangi kişilerin kitaplarından alıntı yaparak İslam dünyasına saldırıyorsunuz ya da eleştiriyorsunuz? Değil. Yahudilerin piridir. Müsteşriklerin piri ve Yahudidir. Mesela Gozier. Evet. Ya da diğer kendisi müsteşrikler. Kendisi Yahudi asılı değil mi hocam? Macar Yahudisi. Evet. Macar Yahudileri çok yamandır. Öyle değil. Yani çok bir şeye yapıştılar mı sonunu getirirler. Yani çok hırslıdırlar. Macar Yahudilerini unutmuyorum. Mangalda kül bırakmaz derler. Bırakmazlar yani. Evet. Mesela geçen yıl bir Avrupa, bir proje kapsamında Avrupa'ya gitmek nasip oldu. Evet. Orada bir sinagog, hastanede bir sinagogu ziyaret ettik. Bir Yahudi haham mı,
tabii bekliyorduk, haham değildi. Başka bir alandaydı fakat haham gibiydi. Orada Yahudilere hizmet sunuyordu. Bazı şeylerden bilgi almak istedik. Hani belki kibar, nezaketen bazı cevapları alamayacağımızı düşünüyorduk. Hayır, her şeyi sonuna kadar net söylüyorum. Yani bizim aleyhimize, belki bize saldırı olabilecek şeyler. Hani bazen insan der ya söylemeyeyim alınır filan değil. Sorduk, o da Macar'dı. Evet. Yani Macar Yahudilerin öyle bir özelliği var. Yani bu hususu da belirtelim. Ama bize bakan yönüyle tutarsızlık buradadır. Yani Türkiye'de de onların kitabı tercüme edildi. Onların kitabını tercüme edenler de aynen geçmiş ulemayı öyle eleştirirler. Sizler Yahudilerden alıntı yapıyorsunuz, Yahudilerden etkilendiniz. Peki muhteremler, siz kimden alıntı yapıyorsunuz? İslam'ın kadim ulemasını eleştirirken, ilmini eleştirirken, hatta bazen çok ağır konuşurlar. İsim vermeden onların bilgilerini alırlar. Biri mesela Şat'tan sünnet, Şat diye biri var, sünnete gelenek diyor. Bizden birisi, Türkiye'den hatta bu, Şat'tan aldığını, Şat adını vermiyor, bu müsteşkin adını gizliyor. İşte sünnete gelenek diyor. Tabii gelenek deyince ne olur? Alınsa da olur, alınmasa da olur. Bir gelenektir yani, adettir, örftür. Bu soruyu gerçekten eğer onlar da önemini de azalttırıyor değil mi hocam bu şekilde yaparak? İsim verse hani derler Şat'tan almıştır ama evet, vermeyince daha orijinal geliyor. Evet. Ve burada dediğimiz gibi şunu vicdanlarına sorsunlar. Ya biz dürüst değiliz ya geçmiş ulema dürüst değildi. Eğer onlar dürüst değilse biz de değiliz. Onlar da çünkü ehli kitaptan aldı, biz de alıyoruz. Onlar yanlışsa biz niye doğruyuz? Onlar doğruysa biz de doğruyuz. Buradaki niyetleri nedir o zaman hocam? Niyetlerini Rabbim kafaları bilir. Bulandırmak mıdır? Yani nedir? Bulandırma var. Bazen insan çözemiyor. Bazen söyledikleri mesela gozye diyelim bir çarpıtma yapmıştır. Bizimki de o çarpıtmayı aynen alıyor. Evet. Hatta o ruh siniyor. Müsteşik çarpıtma yapıyor. Bizimki de çarpıtma yapıyor. Yani böyle bir hastalık vardır. Allah korusun. Bunu hadis üzerine yaparlar. Hadis kitapları üzerine yaparlar. Yani giderler bir yerde bir şey bulurlar, araştırmazlar. Bu ne yazık ki biz modern çağda yaşayan bu asla hitap ediyoruz, çıkış arıyoruz. Problemleri çözmeye çalışıyoruz söylemiyle ortaya çıkan Müslümanlar. Belki de çok samimiler hani niye sorgulaması yapmayalım ama o çarpıtmayı yapıyorlar. Yani hadislerin değerini kıymetini azaltmak için sanki hocam itibarını zedelemek için bir özellik bir çaba var gibi. İşte yani mesela hocam. Özellikle bir yüklenme. Aynen mesela bunlardan biri şöyle diyor. Şu kadar hadis vardır. Ya nasıl olur bu kadar hadis? 1 milyon hadis olur mu? 500 bin olur mu? Gerçi alimler diyorlar ki sahih 10 bin civarıdır ama mübarek sen de biliyorsun sahih 10 bin civarıdır. Sen öbürünü onu niye dinle dolan? Onu en son söylüyor. Evet. Hani bir zihnini bulandırıyor. Epey evet. anlatıyor. Şüpheye düşürüyor. En son diyor böyle de denmiştir gerçi. Evet. Siz böyle biliyorsunuz. Peki ona da gerçi deneyeceğiz. Niçin 500 bin demiş 1 milyon? O tür şeylere de değineceğiz. Onların kendi içinde sebepleri vardır yani. Dediğiniz gibi dürüstlük olsun, samimiyet olsun ve tırnak içinde ilim namusu olsun. Evet. İlim namusu nedir? Araştıracaksın, ben araştırdım, benim aleyhime de çıksa kabul etmem lazım. Evet. Ne yazık ki burada onu göremiyoruz. Yani ilmin namusu yok, ilmin dürüstlüğü yok. Bu kirletilince artık zihin de kirlenir, bilinç de kirlenir, Allah korusun iman da kirlenir. Kirlenme başladı mı devamı gelmez. Hani bazı şeyler zincirleme ya. Mesela onun için müsteşrikler genelde en önemli yerden vurmuşlar. Araştırmışlar, özellikle Gozier. Temelde kim vardır, kimi düşürürsek, kimi gözden düşürsek her şey düşer. Temel mantık bu. Evet. Onun için belli kişilere yoğunlaşmışlar. Yoksa o kişilerin de hataları olabilir, yanlışları olabilir, insandır. İnsan olan yerde insan beşerdir. Yani mesela insan nisyanla mağluldur, unutabilir, hata edebilir. Bunu kabul etmek lazım. Ve bu ayrı. Doğaldır. Doğaldır. Yani. Ki sahabe-i kiram da bunu kabul etmiş, tabi'in de bunu kabul etmiş. Bir şey yanılmışsa söylemişler, kendi içlerinde ne geçmişse söylemişler. Çok dürüst davranmışlar. O dürüst davranışlarını göreceğiz. Onları da kendi ifadeleriyle okuyoruz. Evet. Mesela Müsteşrik Gozier işte burada vuracak kişiyi iyice seçmiş. Zühri'yi eleştirirken mesela diyor ki Zühri muttaki bir alim değildi. Ha, bizim dindar halkın gözünde düşürüyor. Bak, muttaki alimler var. Takva ehli alimler var. Takva ehli olmayanlar var. Takva ehli olan kötü yaptı. Estağfurullah iyi yönde gitti.
Ve bu onların yaptığını yapmadığı için mesela Şabi diye bir muhaddis vardır. Büyük bir alim, muhaddis. Bu ehli takvaydı. Allah'tan çok sakınan biriydi. Hadislere karşı çok yani titriyordu, öyle diyeyim. Çok daha bir endişesi vardı. O Emevilerde görev almadı. Ama Zühri öyle mi? Değil. Burada yine bir çarpıtma var. Niye? Bir ara Eş'as komutasında özellikle alim mücahitlerle beraber Emevilere karşı bir kıyam oluyor. Said bin Cübeyr gibi büyük alimler de bu kıyama katılıyorlar. O dönem Eş'as da o ekiptendir. Çünkü Emevilerin çok zulmü olmuştur. Emevilere karşı çok isyanlar olmuş. Onların da politikaları da gayri sahih olduğu için bazı konularda temelde, ki ömürleri uzun olmamıştır. İşte İmam Şabi o dönem Haccac'la yapılan bu savaşlar döneminde görev almamıştır. Hatta kadılık görevi reddetmek için mesela kırmızı elbise giymiştir. O dönemin bir örfüdür, geleneğidir. Bir alim bu elbiseyi giymez filan. Ama o kıyam başarısız oluyor. Emeviler kıyamdan sonra hafif yumuşuyorlar. O çok çok acımasız gitmişler. Hele Haccac. Haccac deyince Haccac-ı Zalim diye meşhurdur tarihte. Evet. Taş üstüne taş bırakmayan bir insan. O yumuşama dönemi gelince 2. Yezid ya da Yezid bin Abdülmelik diye nam salan Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu döneminde kadılık görevini kabul etmiştir. Yani tamam, kadılığı kabul etmemiştir ama ne zaman? O tamamen kabul etmediğini söylüyor. Bununla Zühriye vurmuştur. Yani burada çarpıtma. Onların en temel özelliklerinden biri bir çarpıtmadır. Evet. İki, mesela bazen bir alim kitabında bir şey söyler. Bizim yerli oryantalistler de bunu yapar. Bir kitapta bir ifade bulur. Müellif, yazar aslında onu eleştirmek için almıştır. Ya da filan da böyle demiştir diye almıştır. Bizimki öyle bir tarzda sunar ki müellif öyle demiştir diye verir. Evet. Bu da onlardan tevarüs alınan, miras yoluyla müsteşriklerden ne yazık ki alınan bir husustur. Evet hocam. Bu vurduğu darbelerden biri mesela müsteşrikin bir ifadesi. Ahmet Emin'in eserleri vardır. Fecrül İslam, Duhal İslam, Zuhrül İslam. İslam'ı mesela böyle kategorize ediyor. İşte İslam'ın doğuşu, kuşluk vakti, öğlen vakti. Yani bir gelişim süreci var, olgunluk. Aslında bunun temel fikir babası yine Gozier'dir. İşte diyor Müslümanların bir kemaliyeti Resulullah döneminde değildi, sonraki dönemlerdeydi. Müslümanlar gelişmeye başlayınca, halbuki daha önce de ifade ettik, bu din Allah Resulü zamanında Maide suresi 3. ayetten net ve mükemmel tarihte örnekleri de var, tamamlanmıştır. Evet. Kemaliyete ermiştir. Evet. Hatta Hazreti Ömer'in adaleti dillere destandır. Evet. Dost düşman kabul eder. Ki Kudüs'ün fethini düşünelim. Yani Hazreti Ömer'e gelmeden dahi anahtar sunmuyorlar. Hazreti Ömer'in gelişini de görünce şok yaşıyorlar. Köleyle karşılıklı mesela hayvana biniyorlar. Öyle bir yapısı var onun. Aradaki sınıf farkları kalkıyor değil mi hocam? Aynen. Aynen. Ebu Leheb'in Müslüman olmayışını bir hatırlayalım. Bu da İslam'ın güzelliklerinden bir güzellik olsa gerek hocam. Hem de en üst seviyede. Yani devlet düzeyinde. Bunu özellikle belirtmek lazım. Mesela müellif Abdülmelik bin Mervan'dan bahsediyor. Hani Abdülmelik bin Mervan, çünkü çoğu şey oraya geliyor. Zühriye atarken müsteşrik diyor Abdülmelik bin Mervan için hadis uydurmuş. Onları söyledik. Abdülmelik bin Mervan ile ilgili şöyle tarihi bilgiler var. Onun lakabı Mescid Güverciniymiş. Mescid Güvercini. Güvercini. Bu tarihte çok övgüyle bahsedilen bir şey. Ama ne zaman ki kendisinin halife olduğu haberi geliyor, halifelikte tamamen değişmiştir. Hmm. Yani Abdullah bin Zübeyr, büyük sahabelerin savaşları da var. Burada şu da vardır. Bir alim ilmiyle direkt siyasete girerse diyelim devlet yönetimine, eğer devlet yönetimi tecrübesi yoksa, çünkü ilmi anlamda da epey alim bir insan o çağda, ve takva ve bilinç de yoksa neler yapabileceğine bir örnek. Yani merhum subayiden şunu beklerdik. Tamam, savunma yapsın. Burada da ben eleştireyim. Keşke Abdülmelik bin Mervan'ın bazı özelliklerini o da eleştirseydi. Ya da onun oğulları var. Velid var. İşte Yezid vardır. Üç oğlu kendisinden sonra halife olmuş. Keşke deseydi şurada da yanlışlıklar var. Tabii onları dememiştir. Yani keşke öyle deseydi. Çünkü sahih İslam'ın anlayışını kirletmişler. Yani onu da kabul etmek lazım. O yönden bizim hatta şöyle diyor.
Şayet diyor tamam şu alimler karşıydı ama epey isim veriyor. Said bin Müseyyeb, Ebekir bin Abdurrahman, epey Şabi, Hasan Basri, Alkame birçok alimin ismini veriyor. Bunlar niye Emevilere düşman değildi? Bu daha önceki dönemle de ilgili geçer. Onu şu, yani Emevilerden Muaviye bin Ebu Sufyan'ın halife olmasıyla başlayan süreçte de. Şimdi devlet kendisini eleştirenlere kaba kuvvetle gittiği zaman, sert yöntemle gittiği zaman, tırnak içinde acımasızca katlettiği zaman insanlar susarlar. Evet. Ve sivil alanda eleştirilene devam ederler. Tabii burada da Mustafa Sıbayi'ye katılmıyoruz. Şabi'nin daha az önce birkaç dakika evvel söyledik, bir itirazı olmuştur, mücadelesi de olmuştur. Kendisi isim yine vermiyor. Said bin Cübeyr Eş'as kıyamında çok aktif rol oynamıştır. Hasan-ı Basri yine Emevilerle epey sorun yaşamıştır. Çoğu zaman gizlenmek zorunda kalmıştır. Yani Sıbayi merhum İmam Zuhri'yi anlatırken ki Zuhri'den hiçbir şüphemiz yok. Emevi valileriyle de görüşmüş, halifesiyle de görüşmüş ama asla hadis uydurmamış. Bunları söylerken bununla beraber bazı ulemanın da bu tavrını anlatsaydı çok iyi olurdu. En azından dipnotta değinebilir, değinmemiş. Mesela İmam Zuhri işte dedi ki diyor onlarla hep görüşmüş. İmam Zuhri görüşmüştür eyvallah. Hatta bunlardan bir tanesi bir dönem İmam Zuhri'yi deniyor. Yani bu Abdülmelik'in çocuklarından bir tanesi diyor ki Hazreti Ayşe'ye annemize atılan bir iftira vardır. O iftirayı atan diyor Ali bin Ebi Talip'tir. Yanında bir alim var. Hayır ya Emir el Müminin diyor Ali değildi diyor. O Abdullah bin Übey bin Selul'du. Kim o? Münafıkların başı. Evet. Bu alim böyle diyor susuyor. Bak itirazını yaptı sustu. İmam Zuhri birazdan gelir. İmam Zuhri gelince aynısını bir daha söylüyor. Diyor ki işte bu ayette geçen iftira eden o büyük günahı yüklenen kişi Hazreti Ayşe ile iftira ile ilgili o Ali bin Ebi Talib'dir deyince İmam Zuhri diyor babasız kalasın. Yani görüşmüştür halifelerle. Evet. Abdülmelik'le de görüşmüş çocuklarıyla ama hak olduğu zaman çarpıtma, hak çarpıtılınca hiç sözünü esirgememiştir. Babasız kalayasıca diyor. Hayır, vallahi o Ali bin Ebu Talip değildir. O Abdullah bin Übey bin Selül'dür diyor. Evet. Beni diyor siz niye bırakmıyorsunuz? Öyle bir ifadesi de var. Beni artık bırakın gideyim filan. Orada aralanan konuşma geçiyor. Hatta sana ona para filan da veriyorlar. Yani orada şu var. Ulema bildiği doğruları söylemekten çekinmemiş. Hasan Basri merhumdan bahsettik. Kendisi de en orta yerde Haccac'a öyle ifadelerle seslenmiştir ki Haccac ilginçtir. Bazen bir şey dememiştir. Öyle bir özellik ki Haccac'a zalimdir. Böyle bu tür şeyleri bir bütün olarak söylediğimiz zaman daha anlamlı olur. Zaten böyle cesur olmak hocam gerektiğinde doğruyu haykırabilmek herhalde bu işin olması gereken yönü. İşte alimlik orada. Evet. Dediğim gibi yani gitmişler gelmişler. Hani ulemanın bazısı kıyam etmiş Emevlere şehit olanlar var. Kimisi de bu yöntemi denemiştir. Evet. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var denmiştir. Mesela daha önceden de değindik. İmam Zuhri yani bir halifenin çocuklarını eğitiyor. Yani çocuklarını eğittiği zaman onlara takvayı aşılasa, evet, hayrı aşılasa, en azından bu gelenler İslam'a hadim olsunlar, hizmetkar olsunlar, bu dini yücelsinler ve adaleti inşa etsinler. Yani hiçbir fırsatı kaçırmamak lazım. Biz fırsatı kaçırırsak tabiat boşluk kabul etmez diye bir söz vardır. Evet. Sizin olmadığınız yerde başkası olur. Boşluğu doldurur. Boşluğu doldurur. Evet. Aynen öyle. Yani mesela diyor ki özellikle de hadis ilmi Medine merkezli olduğu için Medine'leri uydurmuştur yine Gozier. Kendisi bu sefer merhum Sıbayi diyor ki Şam uleması ne yaptı? Mekkeliler ne yaptı? Çok isim veriyor. Epey büyük alimler var. Tabiinin büyükleri var. Kufe, Basra, Mısır, Yemen. Burada işte Ata bin Rebahlar var, İbn-i Cüreyşler var, Alkameler vardır, İmam-ı Azam'ın özellikle silsilesi. Epey isimler veriyor. Bunlar hani avami tabir olacak armut mu topluyordular? Ki öyle bir şey yoktur. Yani olsaydı en sert şekilde onlar da bu cevabı verirdiler. Tabii mesela burada diyor ki Medineler uydurdu. Bu sefer başka yerde şöyle bir şey yapıyor. Kufe alimlerinin yaptığı bir şeyi bu sefer bütün alimlere teşmil ediyor. Kufe alimleri ne yapardı? Hadis ilminde tedlis diye bir kavram vardır. Evet. Tedlis. Tedlis nedir? Bir kişi atlayıp
bir üstteki kişiyi söylemek. Mesela ben bir sözü sizden duydum, evet, sizi söylemiyorum, bir sonrakine gidiyorum. Ya da direkt Resulullah'a gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da sizin bir isminiz var, isminizi söylemiyorum, künyenizi söylüyorum. Meşhur olmayan isminizi. Yani böyle hedef şaşırtma, bilgi kirliliği olması açısından mı hocam? İşte burada da şu an bilgi kirliliği oluşuyor. Burada şöyle bir husus var. Bu tedrislerin bir kısmı araştırılmış, sorun çıkmamış. Bir kısmında ise işin içinde yalan da çıkmış. Yani adam mesela yalancıdır, ismini gizliyorum. Fakat Kufe alimlerinden özellikle Süfyan bin Uyeyne var, müştehit derecesinde bir alim. Onun üzerindeki bir şeyi bütün ehli ilme teşmil ediyor Golzier. Sıbayı buradan da oradan yakalıyor, yani burayı yakalıyor. Ve diyor bir, Kufeliler bunu yaptı. İki, onlardan Süfyanlar var. Süfyan bin Uyeyne, Süfyan bin baba ismini unuttum, bir Süfyanımız daha var, iki Süfyan. Süfyan bin Üveyni üzerinde özellikle gider. Fakat onun da ismini ya da künyesini değişik söylediği kişilerde de bir sorun çıkmamıştır. Bunu da alimler tespit etmişler. Kimle görüşmüş, onlar bellidir. Yani sorun yok. Bir, sorun çıkmamış. İki, Süfyan, yani Kufeliler bunu yapmıştır. Ama Gozi yine bir hedef şaşırtmaca yapıyor. Kufeli bazı alimlerin yaptığını bütün ulema, Basra var, Şam var, Mekke var, Mısır var, Yemen, hepsi yapmış gibi sunuyor. Böyle uyanıklık mı diyelim, nasıl diyelim, bazen yapıyor uyanıklık. Hocam bu arada sohbet güzel gidiyor ama son 3 dakikamıza araya gideceğiz herhalde. İnşallah hocam, ona göre. Ne diyor, Gozier bu işi yaparken kişileri hedef alıyor. Zühri gibi. Bazen bir şehirdekini her yere teşmil ediyor. Bazen bir şehirdekilere iftira atıyor. Medine ekolü gibi. Bir ve kitapta şöyle bir ifade var. İş sadece bununla sınırlı kalmadı. İşte Emevileri anlatıyor. Bizzat hükümet de işin içine girdi. Emeviler bazı hadisleri uydurttular. Şimdi bizim hadis kitaplarımız var. Kutub-ı Sitte var. Ya da Kutub-ı Tis'a deyince Muvatta, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi, Darimi filan dahil ediliyor. Muteber hadis kitaplarımızda işte Hazreti Osman'la ilgili uydurmalar, Muaviye bin Ebu Sufyan'la ilgili uydurmalar yok. Kendisi diyor var. Bizim muteber yok. Çok ayrıntılı kitaplar ya da direkt hadis kitabı olmayıp tarihle ilgili kitaplar var. Orada uydurma eserlerini toplayan kitaplar var. Onlarla ilgili var. Fakat dediği bakış açısıyla hiçbir şekilde kitaplarımızda yoktur. Hatta şöyle bir ifade var. İmam Bukhari'nin hocası İshab bin Rahaveyh ve İmam Nese'i, bunların açık ifadeleri var. Hani diğerlerinin yoktur diye böyle demişler anlamında değil. Bu ikisi söylemiştir. Diğerleri söylememişse doğrudur, kabul ediyorlar anlamında değil. Bu ikisi ne demişler? Demek ki kendilerine sorulmuş, gündeme gelmiş. Diyorlar ki Muaviye bin Ebu Süfyan'la ilgili hiçbir sahih hadis yoktur. Tamam. Ehl-i sünnet alimleri. Yani övgü namında var bazı hadisler. Yani çok cennette beni bekleyeceksin, şu oku al. Bunların hepsi uydurma olduğunu söylemişler. İşte o dönem hükümete tırnak içinde avami tabir diyelim, yağcılık yapanların uydurduğu hadisler. Bizim kitaplarda asla öyle şeyler yoktur. Ve bu büyük hadis alimleri, ki biri Buhari'nin hocası, yani Buhari varsa böyle alimler vardır eğer kabul ediyorsa. Evet. Ya da İmam Nesai. İmam Nesai'nin zaten vefatında da öyle bir olay etkendir. Yoktur deyince hatta dövmüşler Şamlılar. Şamlıları dövüyorlar ve hasta oluyor. Daha sonra hatta ileriki zamanlarda ondan dolayı vefat etmiştir. Bunu da özellikle belirtelim. Bizim alimler böyle hususlara değinmemişler. Şimdi burada Mustafa Sıbahi'nin ilk dönem için şöyle bir itiraz, tercüme eden editörün bir itirazı var söyleyelim. Kendisi diyor ki Gozier'e soralım. Emeviler ve ileri gelenlerinden işte Yezid'dir, Haccac'dır, Halid bin Abdullah el-Kasri gibi valileri var. Bunlar hiç hadis anlatmışlar mı? Anlatmışsa nerede? Burada editörümüzün güzel bir notu vardır. Bunu da haktır bak. Sıbahi burada yanlış yapmıştır. Evet. Niye? Halid bin Abdullah el-Kasri'nin Buhari'nin Halk-ı Ef'ale İbad, kulların fiillerinin yaratılışı ile Ebu Davud'un sünnende rivayetleri vardır. Buhari ve orada. Bu bir valiymiş. Tahrib-ü Tehzib'te de bu konu geçiyor.
İbn Hibban vali olmakla beraber bunu sikattan saymış. Yani dürüst bir insan. İbn Ma'in de onun Hazreti Ali hakkında uydurmalarda bulunduğunu bildirmiştir. İbn Ma'in de ciddi bir hadis müellifidir. Hocam Allah razı olsun. Cümlemiz demiş. Hocam kısa bir araya gideceğiz müsaadenizle. İnşallah. Değerli Rehber TV dinleyicileri, kısa bir aranın ardından inşallah tekrar beraber olacağız. Değerli Rehber TV dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Mustafa Sibahi'nin sünnet ve İslam hukukundaki yerini konuşmaya devam ediyoruz Faruk Telci hocamızla. İlk bölümde ağırlıklı olarak gol ciğer konusuna değindik. İslam dünyasına yansımalarına değindik. Hocam buyurun, kaldığınız yerden devam edin inşallah. Estağfurullah, teşekkürler. Hocam, gol ciğerin şöyle bir ifadesi var. Siyasi ya da itikadi bir anlaşmazlık yoktur ki o meselede isnadları kuvvetli bir grup hadise dayanılmasın. Yani bir konu varsa, tabii bu dediğinde doğruluk payı da var, doğruluk payı da yok. Çünkü tarihte birçok mezhep kendi lehine hadis uydurmuştur. Ya da başkasının aleyhine. İşte adam Murciye'yi eleştiriyor. Murciye ile ilgili hadis. Evet. Yani bu konularla bir grupla ilgili, bir bölgeyle ilgili, bir kavimle ilgili hadisler varsa zaten bizim muhaddisler demişler, hadis ehli. Bunların çoğu uydurmadır. Belki de tamamına yakını. Çünkü yani durduk yerde bir kavmi niye kötüleyeceksin ki? Ya da bir grup, o grubu önceden vermek aslında karşı tarafa ya da bir grup var. Murciye var, Mutezile vardır. Bu tür hususlar karşı tarafı kökten çökertmektir. Ki alimlerimiz o tür hadislerin de yani uydurma ya da çok zayıf olduğunu söylemiştir. Zayıfsa zaten amel edilmez o konuda. Fakat şöyle bir şey var. Burada lafı sahabeye getiriyor ve hani sahabe de uydurmuş gibi bazı şeyleri getiriyorlar. Mesela diyor aynı hadis vardır, aynı ifadeler var. Fakat sahabe niçin farklı şeyler söylüyor? Ya da bir konu hakkında sahabenin niçin farklı uygulamaları olmuştur? Bununla ilgili müellifimizin ki eski alimlerimizden cevaben diyor. Mesela ravilerden her birisi sahabe olsun, özellikle sahabe. Sonraki nesillere gelirken ravi sahabeden başlar. Rivayet eden, aktaran anlamında. Herkes kendi gördüğünü, duyduğunu, kim neye şahitlik yapmışsa onu aktarıyor. Mesela Şafiler ile Hanefiler arasında ve diğer mezhepler arasında bazen farklılıklar olmuştur. Mesela burada örnek veriyor, affedersin, mesela tenazül üzvuna dokunmaktan dolayı abdest gerekir mi? Evet. Yani her sahabe Allah Resulü Efendimiz'den duyduğunu söylemiştir. Bir anda ikisi nasıl doğru, yani Efendimiz hem şunu nasıl söylemiştir? İki ayrı cevap mı olmuş? İki ayrı cevap olabilir çünkü nesih diye bir olay da vardır. Evet. Yani İslam'da bir husus varken, bir dönem bir amel varken sonraki dönemde iptal edilmiş olabilir. Uygulamalar değişikliği gösterir. Değişikliği gösterebilir. Evet. Yani bu hususu bilmek lazım. Bazı sahabeler nes olayını bilmiyor. Mesela ben bir yerde bir ara not aldım. Bir başka kitap mı bu ki şu an hatırlamıyorum. Hazreti Ömer'le ilgili, yani bazı sahabelerin bazı olayları bilmemesiyle ilgili. Evet. Bilmemesiyle ilgili başka bir konuda da geçiyor olabilir. Çünkü çizmiştim özellikle, hatırlıyorum. Hazreti Ömer bir sayfada çizdim. Onunla ilgili 5 örnek var. Hazreti Ömer şu olayı bilmiyordu, şu sahabeden öğrendi, şundan öğrendi. Yeah. Niçin? Mesela dedik bazen şahit olmuyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in evi Medine'nin biraz dışında. Bir komşusu var, nöbetleşe Efendimiz'in yanına geliyorlar. Her biri akşam eve gelince Efendimiz'den gördüğünü, duyduğunu aktarıyor. Hazreti Ömer Efendimiz halifeyken dahi birçok konuda sahabelerin istişare etmiş, onların hadisini almıştır. Yani onun yöntemi, hani bazen bir kişi yetmemiş, iki kişiden de almış kişiye göre. Fakat şöyle bir husus vardır. Birçok konuda bilmemiştir olayları. Başka sahabeler için de geçerlidir. Yani mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz halifeyken bir konuyla karşılaşınca bu konuda kendisi bilmiyorsa yanında hadis olan gelsin söylesin derdi. Ya. Kendisi vakıf olmamış olabilir. Helal Hazreti Ömer'le ilgili özellikle öyle var dediğim gibi. Çünkü her zaman gelemiyordu. Ama Ashab-ı Sufi hadisi, Ashab-ı Sufi'den alimler, muhaddis, sahabeler öyle miydi? Değil. Mesela gece gündüz Efendimiz'in yanında. Bazen de Efendimiz Aleyhisselam bir olayın caiz olduğunu belirtmek için yapmıştır. Mesela gene de ayakta su içmekten men etmiştir ama bazen içmiştir. Yani bu o haram değildir, caizdir. Onu görmeyen sahabe diğer şekliyle amel etmiştir. Hmm. Hatta ayakta su içmek caiz değildir demiş. Hatta bir ara Hazreti Ali Efendimiz öyle yapıyor. İçmiş ve şöyle demiş. Ben caiz olduğunu göstermek için içiyorum. Evet. Yani çünkü bir sahabe aynı anda orada olmayabilir. Mesela Hayat-ı Sahabe'de okumuştum. Şöyle bir ifade var bir sahabeyle ilgili. İki düğmesini hep açık bırakıyormuş. Ama Medine dışında bir sahabe. Niye öyle yapıyorsun diyorlar.
Ben Peygamber Aleyhisselam'ı görüştürmeye gittiğimde bu şekildeydi. Hmm. O anı görmüş, evet. Bilemiyoruz çok mu sıcaktı, Efendimiz hani Arabistan yaz mevsimiydi belki de bilmiyoruz. O esnada böyleydi, bu sahabe gördüğüyle hep böyle yaşamış. Evet. Ama her zaman yanında olan ya da işin fıkhını bilen sahabe ayrı, bir defada gördüğüyle amel eden ayrı. Hatta bazen aynı fiil farklı değerlendirilebiliyor. Bu hacla ilgili burada örnek vermiş. Biz daha anlaşılır, hac konusu biraz daha ayrıntılı. Mesela Hendek Savaşı'ndan sonra Efendimiz Aleyhisselam diyor ki herkes ikindi namazını Beni Kureyza yurdunda kılacak. Şimdi Kureyza biraz dışarıda Medine'nin. İhanet etmişler, cezalandırılacaklar. Evet. Sahabelerin bazısı artık namaz çıkacak, ikindi. Namazı kılıyor, namaz farzdır yani. Efendimiz bununla şunu kastetti. Oraya bir an önce gidelim. Evet. Bazıları hayır diyor. Namaz farzdır ama Efendimizin emridir. Biz namazla çıksa kılmayacağız, gidip orada kılacağız. Her iki grup sahabe oluşuyor. Peygamber Aleyhisselam'a akşam vaktinde ya da yatsı vaktinde bunu söyledikleri zaman, yani Kureyza yurduna varınca, Efendimiz hiçbirini kınamamıştır. Yani aynı söz ama zihinlerde farklı yer edinebiliyor. Yani bunu özellikle bilmek lazım. Burada niyetin herhalde hocam doğru olması. Daha çok hani niyetin... Zaten niyet burada... sahih olduğu için peygamberin mesela tabiri caizse kızmamıştır. Uygulama farklılık da gösterse. Aynen. Yani burada kap da farklı. Herkes kabına göre alır. Evet. Yani kap böyledir, büyüktür, dikdörtgendir. Daire yani herkes kendi artık kabına göre alır bazen. Onun için yeter ki niyet sahih olsun. Sahabeden de bazen böyle olduğunu bilirim hocam. Yani bize gelen hadislerde bu farklılıklar da hocam doğal karşılamak gerekiyor. Tabii. Ama biz... Çelişki olarak görmek gerekmiyor. Biz evet. Bizde şöyle bir husus var. Hepsini biliyoruz ya. Evet. Bazen diyebiliriz ki şu şunu nesetmiştir. Evet. Yani biz her şeye vakıfız. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Biz vakıf olduğumuz için bazen zannediyoruz ki onlar da vakıf. Bu hataya düşülüyor. Değil yani. Günümüzde dahi böyle de şu an bir olay oluyor. Herkes bir şey söylüyor. 10 yıl sonra bazı belgeler çıkıyor ya da bir yerde biri konuşuyor. Olay daha farklı bir mecraya geliyor. Evet. Ha demek böyleymiş. Evet. Yani insan bazen işin içinde olmadığı için herkes kendi zaviyesinden olaya bakar. Evet. Yani mesela bazen de yüksek bir yerden aşağıda tartışanları gördüğü zaman, bir kavga bir şey olduğu zaman yukarıdaki daha net görür. Aşağıda olan sadece kendi gördüğünü, duyduğunu söyler. Yukarıda kim nereden geldi, nasıl yaptı, her şeyi daha net görüyor. Biz de şu an bütün veriler önümüzde daha rahat konuşabiliyoruz bazen. Şu şunda nesetti, şu şöyle anlaşıldı, bu böyleydi. Şu hadis gelirken şöyle bir zayıf biri vardı ya da uydurma filan. Ama o sahabeler için ya da onlardan nasıldı tam bazen onlar bilmeyebilirler. Bu da normal bir şey. Evet. Hatun bir misal vardır. Bir hayvanı bağlamak için adam geliyor su içirecek hayvanına da atını bağlayacak bir kızak kazık bulamıyor. Hı-hı. Yerde gördüğü bir şeyi kazık olarak oraya çakıyor, diyor ki benden sonra biri gelirse de buradan istifade eder. Öyle hayrım güzel, olsun. Hayrım olsun diyor. Hmm. Aynı yere mesela gece biri geliyor da oraya takılıp düşüyor. Diyor ki Allah Allah buraya bunu kim koymuş, benden sonra biri gelir buraya takılır düşer. Hmm. Ben bunu buradan kaldırayım kenara koyayım demiş. Birisi yapmış birisi bozmuş. Hmm. Ama ikisi de iyi niyetinden dolayı. İnnemâ l'amâlu bin niyet. Ya da bin niyat. Ameller niyete göre. Niyetlere göredir. Evet. Yeter ki şurası sağlam olsun. Sahih bir niyetle insan olaylara yaklaştın evet, hocam. Allah aynen. Razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir itiraz da Emeviler hadis işine bulaştı mı şeklinde bir itirazımız var. Burada Gozer Müsteşrik bazı iddialar gündeme getiriyor. Bir hutbeyi oturarak verdiler. Hı. Oturarak verdiklerini söylüyor. İkinci bir husus. Emevi padişahları mescitte kendilerine özel yer yaptılar. Mahfil diyoruz. Abbasiler gelince bunu ortadan kaldırdı. Üçüncü bir husus, bayram hutbesini bayramdan sonra değil, önce okumaz. Namazdan önce okumaz. Evet. Bu üç itiraz var. Üç itirazı esas alan Gozier bunları getiriyor ve diyor bakın Emeviler dini bozdular. Evet. Alimler birinciye şöyle cevap veriyorlar. Hatta Şabi, büyük muhaddis bahsetmiştik. İlk hutbede oturan Muaviye bin Ebu Süfyan'dır. Çok diyor şişmanlamıştı ve oturmuştu. Çünkü ayet vardır. Onlar diyor bir ticaret ya da eğlence gördükleri zaman Cuma suresindeki Cuma namazıyla ilgili bir ayet. وَتَرَكُوكَ قَائِمَا Seni ayakta bırakıp gittiler, terk ettiler. Yani bu ayet net belirtiyor ki hutbe ayakta okunur. Evet. Bu nettir, ayettir.
Emevilerde bunu yapanlar bir inkar etmemişler. Yani işte şişmanladığı için oturmuş demiştir. Bu da bizim için ölçü değildir. Zaten günümüze kadar hutbe okuma şekli de bellidir. Haliyle bu yani bilinçli bir şey değildir. Hani olsa söyleriz. Bu İslam'a müdahaledir diye. Ama bilinçli bir şey olmadığı bu ifadeden ortaya çıkıyor. İkinci bir husus, Emeviler işte mescitte kendilerine özel yer yapmışlar. Mahfil. Yani bunu neyini eleştirmiş ben anlamıyorum. Öyle diyelim. Bir padişah kendi güvenliği için saldırı olacak. Özel bir yer yaptırması gayet makuldur. Değil mi hocam? Hele hele İslami açıdan keşke tabi takdir-i ilahi ayrıdır. Hazreti Ömer şehit oldu. Evet. Hazreti Osman şehit edildi. Hazreti Ali şehit edildi. Radiyallahu teala anhum. Ve Emevilerde yani tedbir alınsaydı belki engellenebilir miydi? Hatta Hazreti Ali'ye Hazreti Hasan diyor seni koruyalım onu dahi demiş. Evet. Kabul etmemiş yani. Ben tedbirimi alırım. Yani sonrakilerde öyle bir şey gereği hissetmişler. Yani dinle ilgili bir husustur. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Hani iyi kötüyü konuşmuyoruz burada. Bunun dinle ilgili bir yönü yoktur. Kişisel bir uygulama. Kendi can güvenliği kendisi için mescitte böyle bir tedbir almıştır. Yani bu aslında konuşmaya değmez yani. Yoksa Emeviler hem zulümleri de olmuştur, düşmanları da vardı. Bu direkt dinle ilgili olmayan bir şeyi diniymiş gibi sunması zaten ayrı bir tuhaflık. Onu dediğim gibi bunu özellikle de bir yani böyle bir insan işte dinle hiç alakası olmayan bir şeyi bazen böyle getirebiliyor. Hatta ileriki bir konuda da var, aynısını orada da yapıyor. Mesela işte bazı sahabe-i kiramdan yazılı bazı belgeler gelmiştir. Mesela Abdullah bin Amr bin As'ın sahife-i sadıkası vardır. Evet. Yani yazılı hadisler. Efendimizin başka sahabelere yazdığı şeyler de var. Diyor ki tabi'in ya da sahabe yazılı belgeyi kabul etmekte çok gevşektiler. Mesela diyor Kuzey ve Güney Arapları arasındaki tartışmalarda, çatışmalarda eski Tubba'a kavmiyle ilgili birisi bir belge getiriyor hemen kabul ediyorlar. Çarpıtma nedir? Çarpıtma şudur. İşte sahabeye laf atacak ya, hiç alakası olmayan başka bir belgeyi kabul etmelerini sahabenin hadisi kabul etmesine benzetiyor. Yani Kuzey Güney Araplarının Tubba'dan kalma bir belgeyi, eskiden kalma bir belgeyi kabul etmesiyle sahabenin uydurulmuş, yani Hazreti Abdullah'ın o sayfasını kastetmiyoruz ona evet. göre. Eğer varsa böyle kabul etmesine ne alakası var? İşte öyle bir kurnaz ki, İslam'ı artık darbe vuracak ya, alakasız bir şey bir yerde yakalıyor, dinle de ilgisi yok, Müslümanların ilmiyle de ilgi yok. Neyi getiriyor, yapsın. Nereye bağlıyor değil mi? Aynen, yani çok alakasız. Ama üçüncüye gelince doğrudur, olmuştur. Mervan bin Hakem, cuma namazı değil bakın, bayram namazında usul şudur ki hep her sene iki defa yaşıyoruz. Hutbe namazdan sonra okunur. Evet, Mervan bunu değiştirmiştir. Yani cumada değil, bayramda bunu yapmıştır. Mervan değiştirmiştir. İlk itirazı da Medine'de ashab-ı kiram Ebu Said el-Hudri vallahi değiştirdiniz diye tepki göstermiş ve itiraz etmiştir. Evet. O da işte kimse bizi dinlemiyor. Peki insanlar niye sizi dinlemiyorlar? Ey Mervan sen de düşün. Yani kendini böyle savunuyor. Ashab-ı kiram itiraz ettiği zaman öyle bir cevap veriyor. Kimse bizi dinlemediği için. Dinlemiyorsa siz de bir düşünün bir zahmet yani. Değil mi? Hele bir yaptıklarınızı gözden geçirin. Burada yine Sıbahi merhuma, o büyük alime bir itirazımız var. Şöyle, bu üç olay özellikle anlatırken şöyle diyor. İtiraz ettiğimiz içtihatları ile ve içinde bulundukları özel şartların gerektirmesi sonucu. Yani özel şartları anlattık o mahfilde. Diğer uygulamalara merhum, buradaki tercüme esas dağılarak söylüyoruz. Niye içtihat olsun ki? Yanlış yanlıştır mübarek. Yani sen niye savunma gereği hissediyorsun? Böyle sanki bazen Emevlen yaptığı her şeyi de çok iyiymiş gibi bir izlenim var. Sırf cevap vereceğim derken buna biz katılamıyoruz. Hocam yanlışta ısrar etmek belki yanlıştan daha da büyük bir yanlış mı oluyor? İşte diyorum yani haliyle bazen Mustafa Sıbayi merhumun diğerlerine eşken söylediği şeyleri de artık yani biraz değer düşüyor. Evet. Dediğimiz gibi yani Emevlere bazı alimler yaklaşmışlar, sebeplerini söyledik, tavırlarını söyledik. Ama Emevlerin de uygulamaları var yani. Mesela Abdülmelik bin Mervan'la ilgili bir şey anlatılır. Diyorlar dört çocuğu vardır. Birini halife etmemiş, üçünü etmiş. Çünkü birinin annesi Arap değilmiş. Yani yahut da
Emevilerin ömrü niye kısa sürdü? Abbasilerin niye uzun sürdü? Çünkü Emeviler Arap olmayanları hep dışladılar. Evet. Hatta alimlerin çoğu mevali değil, bak isimlendirme de yaptılar. Artı ashabtan ve tabiinden kendilerine karşı çıkanlar oldu. Yani Hazreti Hüseyin, Hazreti Abdullah bin Zübeyir ki yıllarca 10 yıl boyunca Arabistan'ın çoğu Abdullah bin Zübeyir'in elindeydi. Evet. Büyük bir sahabe. Yani bütün bunları Abdülmelik'le karşılaştırırken sanki Abdullah bin Zübeyir sıradan bir insanmış gibi bazen bir iki yerde sunum geçti kitapta, katılmak mümkün değildir. Hani biz ehli sünnet sahabeye çok önem veriyorduk. Evet. Yani öyle bir iğneyi de bazen batırmak lazım. Bazı olaylarda bütün sahabe müşteri seviyesine çıkarırken nedense bazı konularda da bu belki de işte bizim bir yanlışımız, ulemamızın burada da ez geçme vardır. Bu da bir öz eleştirim olsun. Yapalım yani çünkü hakkı konuşmak lazım. Yani yanlışsa yanlıştır. Evet, Allah razı olsun. Bu Gozier'in yaptığı yine yalanlardan ve çarpıtmalardan biri hocam. Mesela şöyle diyor. Birinden bahsederken diyor Veki Ziyad bin Abdullah el-Bakai hakkında şöyle diyor. O hadisteki üstünlüğüne rağmen çok yalan söyleyen biriydi. Veki İmam Şafii'nin de hocasıdır. Evet. Ziyad bin Abdullah el-Bakai diye bir alimden bahsederken öyle bir ifade kullanmıştır. Halbuki o sözün doğrusu şudur. Buhari'nin Tarihul Kebir'inde geçer. İbn-i Ukbe es-Sedusi Veki'den şöyle rivayet etti. O, yani Ziyad bin Abdullah yalana tenezzül etmekten çok uzaktır. Şimdi o nasıl aktardı? O, bunun yani çok yalan söyleyen biri diye aktarıyor. Yani birbirine alakası olmayan iki ayrı cümle. Evet. Burada şunu soralım. Yerli oryantalistlerin kitaplarında da bu vardır. İsimlere takılmıyoruz. Kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar hocam. Bir, yerini değiştirme. İki, bazen dipnot verirler. Kaçımız onların verdiği dipnota gidip bakıp kontrol ediyoruz? Tabii ki. Etmiyoruz. Evet. Hatta özellikle şöyle bir ifadeyle çıkıyorlar. Biz hür düşünceliyiz. Taklitçi değiliz. Ama öyle eserleri okuyanlar da kendi o eserleri hocalarına bağlandığı hocaların ayetin dahi önüne geçiriyorlar. Güya kendileri hür düşünceli. Bu ayrı bir konu belki olur, bir başlık. Fakat böyle bir kölelik de vardır. Aklınızı kire vermeyin diyenler özellikle akıllarını kire... Yani bu Allah düşmanı diyelim. Gozier'in öyle çarpıtmalar var ki yani tam tersi. Hatta öyle bir yerde başka bir alimle ilgili bir şey söylüyor. Yine aynı tarzda çok ciddi anlamda bir şey vardır. Ters yüz etme vardır. Sonra Ahmet Emin'e geçeriz inşallah. İnşallah hocam. Hocam özellikle uydurulmuş din diye çok çıkıyor televizyonlarda ama. Evet. Uydurulmuş din demek yani Allah korusun. Eski Diyanet İşleri Başkanı da bu tabiri eleştirdi. Dün de böyle bir açıklaması olmuş. Dediniz böyle gelmişken. Yani bazı şeyler uydurulmuştur ama koskoca 1300 yıllık İslam tarihine uydurulmuştur demek, sabah madama derler ki bu Kur'an nasıl geldi? Yani ikincisi, burada çok ciddi bir tekfircilik kokusu var. Tekfircilik. Benim gibi düşünmeyen herkes kafirdir. Uydurmuşsun dini. Çok ağır. Yoksa bazen uydurmalar yok mudur? Kesinlikle vardır. Yani din içinde din icat edenler bazen vardır. Hatta hadisin uydurma olduğunu bildikleri halde hadislere böyle kaplanlar vardır. Fakat alimlerin o kadar mücadelesi varken gelip böyle şeyler demek biraz haddini aşmadır tabii. Çok çok aşmadır diyelim. Hocam bir başka husus Ahmet Emin. Evet. Değineceğimiz Ahmet Emin kimdir, yöntemi ve düşüncesi nedir diye evet. Not etmiş. Hocam Ahmet Emin müellifin yine eleştirdiği fakat biraz daha hafif kelimelerle eleştirdiği biridir. Çünkü alim bir insan ve niyeti de bozuk değil diyor. Çünkü başkalarını da eleştirmişti Ebu Reye gibi. Fakat eleştiri ayrıdır. İlimde arkadaşlık, dostluk da olabilir. Eleştiri hakkaniyetin ortaya çıkması için ayrıdır. Şimdi Ahmet Emin diyor ki, kim benim adıma bilerek bir hadis uydurursa, büyük bir ihtimalle diyor Resulullah Efendimiz zamanında hadis uydurmalar vardı ki, bu hadisi Efendimiz söylemiştir. Bu hadis var mı? Mütevatirdir. Öyle bir sebep var mı? Yok. Ahmet Emin bir düşünce oluşturuyor ve direkt hadise yapıştırıyor. Öyle bir şey olmamıştır. Yani Efendimiz adına öyle bir olay üzerine söylenmemiştir.
Onu iyi bilmek lazım. Direkt baştan öyle bir kurgu kuruyor, hadiste olmayan bir şey hadise ekliyor. Evet. Hani hadis uyduranlar var ya. Evet hocam. Modern hadis uydurmaya bir örnek. Evet. Yani Efendimiz döneminde olmayan bir şeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yamama. Şimdi özellikle günümüzdeki hocalar, bazı alimler bunu yapıyorlar. Ha, bununla ilgili bir delil var mı? Bir rivayet. Bu rivayetimiz iki kitapta geçen bir rivayet vardır. Çünkü dediğiniz gibi bir orada bir altyapı oluşturuyor. İkinci bir husus, bir rivayetimiz vardır. İmam Tahavi'nin Müşkilül Asar'da ve Taberani'nin El Avsat'ta anlattığı ve uydurma olduklarını söyledikleri bir hadis. İkinci bir husus, bakın İmam Tahavi'nin Müşkilül Asar'la bu kitap hadis kitabı değil. Evet. Bir, iki Taberani El Avsat'ta ki Kutub-ı Sitte'den değil, bu hadis de uydurma. Nedir bu hadis? Diyor ki bir adam Medine'nin dışına, civarına gelmiş, bir kabileye misafir oldu. Bir kabileye misafir oldu. Daha önce o kabileden bir kız istemişti, o kızı ona vermemişlerdi. Ve kendisi hatta diyor Peygamber Aleyhisselam'ın giydiği gibi giyinmiş ve diyor Peygamber Aleyhisselam beni gönderdi, git istediğin eve otur. Misafir ol, ne yapıyorsan yap, serbestsin. Adamlar misafir etmişler ama hemen diğer taraftan Resulullah Efendimiz'e haber salıyorlar. Yani şüphelenmişler. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz diyor gidin, o yaşıyorsa öldürün, ölmüşse yakın. Allah Allah. Evet. Ama bu hadis uydurmadır. Bunu evet. Söylüyoruz. Yerli oryantalistlerimiz de var bunu söyleyen. İnternete girenler görürler. Peki onlar bu uydurmayı diyelim ki sahih kabul ediyorlar. Diyelim ki sahihtir. İslam'da yakma var mıdır? Değil mi? İşte bizim alimlerimiz metin tenkidi yapmışlar. İslam'da yakma olayı yoktur. Zaten evet. Senet olarak bu hadis uydurmadır. Onunla hiç yani ayrıntıya girmeye gerek yok. Yani böyle bir ceza şekli bile yok. İslam'da kesinlikle yakma cezası yoktur. Evet. Efendimiz'den gelen çok sahih hadisler var. Bizim sorumuz şu, özellikle yerli oryantalistlere. Siz bir dönem IŞİD'in yaptığı eylemleri yerden yere vuruyordunuz, yakıyordular. Eğer siz bu uydurmayı kabul ediyorsanız, o halde siz aynı mantıktasınız. Evet. Hadi verin cevabı. Bu uydurmayı anlatanlar yakma olayına değinmezler. Gelir tık orada keserler. Uydurmada dikkat çeken bir nokta da şudur. Bilinmeyen bir adam geliyor. Kim bu adam? Evet. İsim yok. Çünkü uyduranlar bir isim bulamamışlar. Bu verseler tık hemen söylenir. Ama bizim yerli oryantalistlere özellikle değineceğimiz şu. Siz yakma olayını kabul ediyor musunuz? Öyle bir konuşurlar ki sizi doğduğunuza pişman ederler. O halde bu uydurmanın baş tarafını işinize geldiği zaman niçin anlatıyorsunuz? Bunu Gozier anlatıyor. Daha sonra Mısır'ın yerli oryantalistleri ve şu an Türkiye'de bizim yerli oryantalistler. Niye anlatıyor biliyor musunuz? Bu uydurmadan yola çıkarak bir altyapı oluşturuyorlar. Başka sahabeler, özellikle Ebu Hureyre'ye şimdi yalancı diyecekler, altyapı oluşturuyorlar. Zihinleri bulandırmak için hocam temeli atmışlar. Temeli atıyor. Evet. Ama kendileri de biliyorlar uydurma olduğunu. Bu tür hocam, konularda özellikle... Sohbet güzel gidiyor biliyorum ama 3 dakika kalmış, yine uyarısı geldi. Evet, sorun değil hocam inşallah. Yani dediğimiz gibi bu tür şeyleri iyi belirlemek lazım. Alimler yanlış yapmıştır, ayrıdır. Fakat bu alimlerimiz bu yanlışları da tespit etmişler. Başka alimlerin yaptığı yani uydurmaları. Tabii bunu herkes biliyor. Geçen her hadis sahih hadis değildir. Mesela zihinlere ettikleri bir olay da şudur. Hani birinci bölümde bahsettik. Şu kadar hadis gelmiş. Evet. Bu kadar nasıl olur? Hem yerli oryantalistler bunu yapıyor, hem diğerleri, ki pirleri goz der bu şüpheyken. Şimdi hadis ilmini bilen bir insan, hadis ilminin bu olaylara nasıl baktığını bilen bir insan bu soruyu sormaz. Mide bulandırmaz. Niye? Çünkü muhaddis nezdinde aynı hadisin bir kelimesi değişse iki hadis olur. Evet. Kişi değişse başka bir hadis olur. Sahabenin sözüne de hadis demişler, haber filan hadis. Tabiinin sözüne dahi haber dahi diyenler vardır. Allah Resulü'nün sözü, sahabenin ve tabinin değişik varyantlarla beraber bir kelime dahi değişse bu 1 milyon değil 2 milyon da olabilir. Yoksa özetlersen hadis sayısı azalır. Efendimiz'in bizzat gelen, diyelim ki sahihler ve diğerleri belki 20 bin 40 bindir diyelim. Diyelim ki 50 bin olsun. Ama İslam alimleri hepsine sahih dememişler. Hatta bir tanesi şöyle diyor, yerli bir oryantalist. Aynı buradan fikirleri almış çünkü. Gerçi diyor şu kadar zihinleri bulandırdıktan sonra en son diyor ki gerçi İslam alimleri 10 bin demişler sahih hadis ama sen bu bilgiyi bildikten sonra niçin mide bulandırıyorsun?
Onu en son bir cümleyle mi geçiştiriyor? Bir cümleyle geçiştiriyor. O doğruyu bildiğin halde niçin siz böyle bir şey yapıyorsunuz? Niye sahih değil? Sırf zihinleri bulandırma ile ilgili. Abdullah bin Mübarek ile ilgili bir uydurması vardır. Özellikle bunu söylememiz lazım. Şöyle bir uydurma, sayfa 302'de diyor ki Abdullah bin Mübarek ile ilgili, Abdullah bin Mübarek dedi ki Bakiye doğru sözlü ancak her öne gelenden alıyordu. Abdullah bin Mübarek Sultanul Ulema'dandır, büyük bir alim. Herkesten rastgele hadis aldığını söylüyor. Buradan yani şuraya getiriyor. Abdullah bin Mübarek mesela Harun Reşit zamanında bir tanesi demiş ben 4000 hadis uydurdum. Hadi nasıl ölürken söylüyor. Bir zındık. Diyorlar Abdullah bin Mübarek var. Ya. Hatta Harun Reşit dahi birini idam ettirirken öyle diyor. Abdullah bin Mübarek'in ismi veriyor. Peki Abdullah bin Mübarek her önüne geleni alır mıydı? Kesinlikle almazdı. Hatta bazıları için yorum yapmıştır. Filan adam mesela Abdülkudüs diye birinden bahsediyor. Yalancıdır demiş. Başkalarını eleştirmiş. Bu kezzaptır. Buna hadisi alınmaz. Abdullah bin Mübarek ile ilgili sözüne gelince bir, bu aktarılan söz bir defa Müslim'de geçiyor diyor. Evet. Abdullah bin Mübarek Bekayı hakkında şöyle şöyle dediği diye bir söz aktarıyor. Bekayı oraya özellikle dikkat edelim. Bakiye estağfurullah. Merhum Sıbayı diyor Müslim'e baktım, şerhine baktım böyle bir ifade yok. Evet. Yine çarpıtma ve uydurma. Evet. Peki doğrusu nedir? Şöyledir. Estağfurullah. Uydurma şuydu. Buraya yanlış oldu. Abdullah bin Mübarek diyor onun hakkında şöyle deniyor. Abdullah bin Mübarek hakkında şöyle deniyor. Az önce yanlış oldu. O güvenilir ve doğru sözlüdür. Ancak her önüne gelenden alır. Hadis alır. Gozye'nin iddiası bu. Orada şöyle bir ifade var. Abdullah bin Mübarek güvenilir biridir. Orada bakiye diye bir kelime geçer. Halbuki diyor Sıbayi ben kendim baktım. Müslim'de ve şerhinde şu var. Birkaç tane nüshaya baktım. O bakiye diye söylediği şey aslında cümlenin orijinali şu. Abdullah bin Mübarek bakiye hakkında şöyle dedi. Abdullah bin Mübarek'in başkası hakkında söylediği bir sözü Gozyer, Abdullah bin Mübarek için kullanıyor. Mesela yalanı söyleyelim. Abdullah bin Mübarek gibi onun hakkında şöyle deniyor. O güvenilir ve doğru sözlüdür ancak her önüne gelenden alırdı. Bu uydurma doğrusu Sufyan İbni Mübarek'in şöyle dediğini naklettiği. Bakiye doğru sözlü ancak her önüne gelenden alıyordu. Yine onların çarpıtmalarından biri. Hocam sohbetle doyum olmuyor da programda bir süresi olduğu için mecburen bitirme işareti geldi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bilgilerden dolayı. Bütün ulemamıza rahmetiyle muamele etsin. Amin inşallah. Onların bir çabası olmuştur. Bize de yaşamayı ve yaşatmayı, hakkı hak bilip hakka uymayı nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Hocam bu hafta da Profesör Doktor Mustafa Sibahi'nin Sünnet ve İslam Hukukundaki Yeri kitabının bir devamı cevaplar. Olarak. Evet. Özellikle Gozyer'e cevaplar. Allah razı olsun. Araştırmacı yazar Faruk Telci Hocam çok teşekkür ettik katkınızdan dolayı. Allah razı olsun. Değerli Rehber TV izleyicileri bir kitap tahlili bölümümüzün sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.